Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşuk derişimiz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Sabık Başminister Ahmet Davutoğlu'na Şarkı Türkistan'dan hazırki ehvali tunuşturuldu. 19. Oktyabr Kahraman Maraş'ta ziyareti bulgan sabık başminister Ahmet Davutoğlu'ğa Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyet ehvali tunuşturuldu. Kahraman Maraş'ta okuvatkan Uygur okuvucular sabık başminister Ahmet Davutoğlu'nun Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'de elip bargan ziyaretini fırsat bilip, Xitay tecavüzcilerinin nöbette vatanımızda yürgüzüvatkan irki kırgın kılıç nişallık bastırış siyasetini tunuşturdu. Yakınki yıllardan beri Xitay tecavüzcilerinin milyonluğun Şarkı Türkistan halkını sebepsiz lagırlarga tutkun kılıp, akidesizden vazgeçişki mecburlaş ehvallarını tefsili düşündürdü. Okuvçular yana Ahmet Davutoğlu'ğa Uygur dopisi giydirdi, hem de Ahmet Davutoğlu'ğa Şarkı Türkistan halkıgi kömül bölüş talep kılıngan mektup sundu. Xitay köşkü göşü yeşini Komünist Parti'ye sadık buluşunun belgesi kıldı. 19. Oktyabr Twitter sahifisi tarqalgan uçurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy kommunistlari Kommunist partiyasiga sodiq yoki sodiq emasligini cho'shqi go'shi yeyish bilan bog'lagan. Uchurda Xitoy kommunistlari Sharqiy Turkiston xalqini o'z madaniyati, e'tiqodidan voz kechirish plan doirasi ichida harakat qo'zg'ab, Ostondagi Uyg'ur kommunistlarining halol yemaklik izlab avori bo'lmayman temasidagi maqolalarini keng ko'lamli tashviq qilganligi. Bir qanç gün ilgiri Müslümanlarının halal bilen haramını ayrı işinimi bir xil cinayet hesaplab, özünü məlum qılışıqıda uxturuş tarqatqallıqı, Şarkı Türkistan'da Xitayga işləvatqan Uyğur qorcaq əməldarlarının Komünist Partiyaga sadiq yaki sadiq əməsdikini çoşqı güşü yiyiş bilen bağlab muamili qılışıqı başlıqallıqı bildirilgən. Twitter sahibisi yana Xitay puhraları bu axtı inkaslarını yezib, Şarkı Türkistan'da bir top lükçəklər idarı qılıvatıdı. Ular Sharqi Turkiston xalqini boshqurishda lukchaklik tadbirlarini ishqiselyapti deganlarni bildirish bilan birga yana bu lukchaklar xalqni rozi qilib ittifoqlikni saqlashi mumkinmi degan savollarni qo'ygan. Alparan o'joqlari Istanbul shobasining boshlig'i Kurshat Mejan Apandi vazifasidan iste'fo berdi. 18. Oktyabr Alparan o'joqlari Istanbul shobasining boshlig'i Kurshat Mejan Apandi xizmatidan iste'fo berdi. 4 yıldan beri Alperen Ocakları İstanbul Şöbesi'nin reislik vazifesini devamlaştırıp gelgen Kürşat Mecan Efendi, merhum şehit reis Muhsin Yazıcı oğlunun izini besip, Şarkı Türkistan davasını yakından kollap ve yardım verip kilibatkan Uyghurlarının dostu idi. Şarkı Türkistan Marife Hemkarlık Cemiyeti reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan bu akta toktulup, Kürşat Mecan Efendi'nin vazifesini istifa bergellikidin hayran bulgallıkı hem de kayğurgallıkını, Kürşat Mecan Efendi'nin Şarkı Türkistan halkıgı kılgan hizmetleri ve yardımları üçün rahmet eytidigallıqını, Kürşat Mecan Efendi vazifesinin istifa bergen bosumu, kelgüste Türk İslam dünyasıgı küç koşudigallıqıga işençisinin kamil işkellikini bildirdi. Hangzhou'da halıq bilen sahçılar tokunuştu. 19. Oktyabr ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Hangzhouda xalq bilan saqchilar o'tirsa to'qinish yuz bergan. Egilnicha to'qinish xalqning qon tarbadiligi yig'ib to'plab Pingtai guruhiga salgan 862 milliard yuanlik mablag'i shirkat tomonidan aldab elivilinganligi sababidan kelib chiqqan. Aldanganligidan g'azablangan xalq yerlik Xitoy doiralaridan pulini qaytarishni talab qilish uchun yig'ilgan. Saqchilar xalqni tarqitib etishga uringanda g'azablangan xalq bilan saqchilar o'tirsida to'qinish kelib chiqqan. To'qinishda yaralanish ahvolining bor yoki yo'qligi haqida hech qanday uchur berilmadi. Doktor Shohrat Mutallab Amerika sahiya sohasida ta'sir qo'zg'agan shaxslarning biri bo'lib baholandi. Amerikalik Uyg'ur biologiya olimi Doktor Shohrat Mutallab Amerikadagi Donliq Davr jurnal tarafidan 2018 yılı sahiye sahasıda təsir qozgan 50 kişinin biri bulup bahalandı. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Devir Jurnalının bu aktiki haberden karaganda, Mezkur Jurnal Tahrir Hayeti Amerika'nın sahiye hizmetlerinin terakki kılışıgı tökpü koşup, bu sahagi yenilik elip gelgen nurgun, doktor, tətqiqatçı, ticaret ve siyasi rehberlerini bahalaş, onların hizmetlerinin özgeçiliki, süpti ve yaratkan təsirlerini seliştiriş neticesinde turguzup çıkılgan iken.
Doktor Şöhret Mutallib ananın sağlam bolmagan gol hüceyresi sebeplik bovaqnın tuğumu yürek tıkılması, zihni acizlik, əmalıq qatarlıq irsiyet keserlikleri giriptar buluşunun aldığını eliş tətqiqatı bilen küçülük təsir payda qılgan. Devir jurnali Şöhret Mutallib'nin bu tətqiqat neticesi bilen dünyanı hayran kaldırganlıqını bildirgen. Kazakistan'da Uyghur ziyalisi ailesi tuğulup özken ve Rusya'da doktorluk ünvanı algan Amerika Oregon ştatlıq Sehiye ve İlimpen Üniversitesi'nin tətqiqatçısı Dr. Şöhret Mutallib, tecrübe arqılıq genide keserlik bar bolgan maymundan intayın sağlam bolgan iki maymunu vücutqa çıkargan ve bu tecrübeni insanlarga tətbiqlaş yolida etilgan tuncu bir qadem dep körsetken idi. New York vaqti gezdi ilgiri bu vaqti tarqatqan xabirida Şöhret Mutallib'nin bu tətqiqatını insaniyet sehiye sahasidiki zor bösüş dep bahalıgan idi. İstanbul'da Uyghurlar arasında Hristiyan dini teşviqatı tarqıtılganlığı aşkarlandı. 19. Oktyabr bir Uyghur qerindişimizning muhbirimizga elib kelgan Uyghurcha Hristiyan diniga da'vat qilish teşviqat varaqchisidan ma'lum bo'lishicha, İstanbul'da Uyghurlarni Hristiyan diniga da'vat qilishga boshlanganlığı aşkarlandı. Mazkur teşviqat varaqchisida kelgusiga bo'lgan ko'z qarashingiz qandoq degan markaziy temadan boshlanib, muqaddas kitobda aytilgan mazmunlarga rostilla ishinalaymizmi? Yaşaya nusxisi 65'nin 21. betidin 23. betkici okusanız, mənilik ve xursan qalarlıq xizmet qılalaysız. İncil'nin Mətta nusxisi Zəbur'nun 36. betidin 42. betkici okusanız, şatxuramlıq içidi yaşayalaysız digendek yasalımı cəlib qalarlıq məzmunlar bilən Uyğur Müslümanlarını azdırışqı urunğan. Xitayının Tiniç Okeandaki kengaymeçilik hareketlerine karşı faaliyetler küçəyməkdə. CNN televiziyasının haber kılışça, Amerika armiyasının B-50 kişi tiplik bombardımançı ayruplarını detalaştaki Canubi Deniz aralarına yakın cayda uçup ötken. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerika armiyası Tiniç Okyan Komandanlık Ştabi bu vaktiki bayanatı da, Seyşembe günü elip verilgan bu uçuşunun halkara kanunlar asası da ve Amerika'nın Tiniç Okyan'ın uçuk ve erkillikiki kapaletli kılıştın ibaret prinsipi asasen emel ilişkellikini bildirdi. Biroq bayonotda bu uchuşning qaysi orolda elib berilganligi haqida to'liq ma'lumot berilmadi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika muavin mudofaa ministri Randall Schreiber muxbirlarga qilgan so'zida Xitoylar Janubiy dengizdagi ba'zi o'rinlarni harbiy bazaga aylantirib qorallandirdi. Ular borgan sira haddidan eshiyotdi. Bizmi buningga loyiq yusunda javob berishga tirishyotimiz degan. Yaqinda Xitoyning bir harbiy paroxoti Janubiy dengizdagi Spratli orollarda harakat qilayotgan Amerika harbiy paroxotiga 41 metr daire içinde yakınlaşıp, onu derhal belgelenen daireden çıkıp getişke zorluğun idi. CNN'nin eğitişçe Amerika Müdafiye Ministerliğinin Canubi ve Şarkı Canubi Asya İşleri Mesul Muavin Ministeri Joe Felter bu vaka hakkıda tohtalığında Xtay'nın bundak beşemlik kılışı belalla Canubi Denizdeki hareketini tohtutup koymaydı kalıqını. Çünkü bundak kılığında bu beşemlikini mükapatlığandak iş bulup kalıdı kalıqını etkan. O söz diyene bu herkizmi mümkün emez. Biz xalqara qanunlar asasida rayonda harakat qilyapmiz va boshqa sherik davlatlarni shunda qilishga rag'batlantiramiz degan. Xitoyning janubiy va sharqiy dengizdagi egilik huquq da'vosidagi majroxur pozitsiyasi rayondagi davlatlarning noroziligini va Xitoyning kengaymichiligi haqidagi andishalarini kuchaytirgan edi. Xabarlardan qaraganda Xitoyning bu harakati Osiyodagi davlatlarning Xitoyga qarshi o'zaro hamkorligini kuchaytirmoqchi ekan. Nevşehir'de Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki kırgıncılığı karşı namayış edip verildi. 20. Oktyabr Türkiye'nin Nevşehir şehirde Xitay tecavüzcülüğü karşı namayış edip verildi. Namayışını Türkiye'deki en çok ictimai teşkilatlardan biri olan İHA İnsani Yardım Vakfı teşkilinden bulup, namayışka İnsani Yardım Vakfı Nevşehir Reisi Baki Yücel Efendi, Adalet ve Terakket Partisi Nevşehir Milletvekili Yücel Menakşe Efendi, Şarkı Türkistan Kültür ve Medeniyet Cemiyeti Reisi Seyitüm Türk Efendi ve bir kısım Uyghurlar mukatnaştı. Namayışta Adalet ve Terakket Partisi Nevşehir Milletvekili Yücel Menakşe Efendi söz kılıp, her kandak insan zulüm görmesi lazım. Türkiye halkaradaki zulümde kalan Arakan, Palestin Müslümanlara yardım kılıvatıdı. Bundinkin Türkiye hükümeti bu yolunu devamlaştırdı diğerlerini bildirdi. Namayışta Şarkı Türkistan Kültür ve Medeniyet Cemiyeti Reisi Seyitüm Türk Efendi söz kılıp, Türkiye'deki Milletçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi katarlık siyasi partiyelerini Şarkı Türkistan'daki Uyghur halkı ile ilgi buluşka.
Xitayning 5 millionga yaqin Uyg'ur turklarini lagerga tutqun qilish qilmishini to'xtat deyishga chaqiriq qildi. Egilnicha namoyish bugun Nevshehirda boshlangan bo'lib, Turkiyaning 81 viloyatida elib berish planlangan. Namoyish ati Qaysariyda dushanba kuni Istanbulda elib berildi ekan. Dubayda tutqun qilingan Abdijalil Qarim Istanbulga qaytib keldi. 20 oktyabr Xitoyning talabiga asosan Arab birlashma xalifaligi tomonidan tutqun qilingan Abdijalil Qarim tunugun kecha omon-eson Istanbulga qaytib keldi. Bir qancha hafta ilgari Xitoy tajovuzchilarining talabiga asosan Arab birlashma xalifaligi tomonidan tutqun qilingan Abdijalil Qarimning xabari dunyo axborotlarida keng e'lon qilingan edi. Allohning rahmati, undan dunyoning har qaysi rayonlarida faoliyat qilayotgan Uyg'ur tashkilotlarining kuch chiqarishi bilan Abdijalil Qarim qo'yib berildi. Dubay dairleri Xitayning talabi bilan Abdijalil Qarimga terrorchi degandek to'kmatlarni ortishga urungan. Barliq ijroatlardan keyin Turkiyaga kelib olish uchun Dubay aeroportiga kelganda Xitoylar hamda Xitayning Dubaydagi qo'l cho'moqchilari uni Xitoyga qaytirib ketamiz deb orlashib, ko'p avari qilgan bo'lsa-mu, Allohning rahmati bilan xatardan qutulib, 20 oktyabr kechida sog'-salomat Istanbulga qaytib keldi. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston ulamolar birligidan bir hay'at Abdijalil Qarimdan hal so'rash uchun uni ziyorat qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunda qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunda qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.